30'lu yaşlarında Suudi Arabistan Krallığı'nın iplerini elinde tutan bir veliaht prens Muhammed bin Selman. Kral Selman'ın gizemli, işkolik, hırslı oğlu. Peki kim bu güler yüzlü prens? Suudi Arabistan'ı muhafazakar geçmişinden uzaklaştıracak ileri görüşlü bir lider mi? Yoksa acımasız bir diktatör mü? En iyisi ben anlatayım, siz karar verin. İşte veliaht prensin çelişkilerle dolu yükseliş hikayesi. Suud ailesi. Suudi Arabistan'ı bir aile şirketi. Aile mensuplarını da yönetim kurulu başkanları gibi düşünebilirsiniz. Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı Abdülaziz bin Suud. Onun çocukları ve torunları da kraliyet ailesi. Aile deyip geçmeyelim. Oldukça kalabalıklar. İlk kralın 23 yaşından 45 oğlu oldu. Her birine prens deniliyor. 25. oğlu da Selman bin Abdülaziz El Suud. Şu anki kral. O da 5 kere evleniyor. İlk 3 yaşından toplam 13 çocuğu oluyor. İşte bu çocuklardan 6.'sı Muhammed bin Selman. Suudi Arabistan'ın bütün ipleri 1985 doğumlu bu genç veliaht prensin elinde. Peki nasıl oldu bu iş? Önce bir hayatına bakalım. Muhammed bin Selman üniversite için prens kardeşleri ve kuzenlerinin yaptığı gibi yurt dışına gitmek yerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kalmaya karar verir. Kral Suud Üniversitesi hukuk bölümünü bitirir. Gençlik yıllarında krallığın en başarılı prenslerinin gölgesinde büyür. Krallığın güç yapısının zirvesine çıkmak için büyülenmiş ve birbirine komplo kurmuş binlerce prens arasında bir prenstir. Kraliyet ailesinin kalabalığı içinde kaybolmuştur. Prensler ülke yönetiminde veliaht prens, yardımcı veliaht prens, başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı, İstihbarat Bakanı gibi önemli görevlerde yer alır. Bu görevlere gelebilmek için sürekli birbiriyle yarışan büyük bir aile düşünün. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da bile çok az tanınan bir figürdür. Hiçbir zaman iz bırakan bir şirketi yönetmemiş, asla askeri deneyim kazanmamış, yabancı bir üniversitede okumamış, hatta yabancı bir dil öğrenememiştir. Analistler bu prensin veliaht olacağını akıllarından bile geçirmez. Kısacası düzinelerce başarılı prensin arasında belirsizliğe mahkum bir adamdır. Ama işler sanıldığı gibi gitmeyecektir. Bu fotoğrafta gördüğünüz herkesi tek tek eleyecektir. Yıl 2009. Selman bin Abdülaziz o zamanlar Riyad bölgesi valisidir. Oğlu Muhammed bin Selman düğünlerde, cenazelerde, camilerde babasının yanından hiç ayrılmaz. Artık aralarında güçlü bir bağ vardır. O da 24 yaşındaki oğlunu özel danışmanı olarak atar ve böylelikle Muhammed bin Selman siyaset hayatına ilk girişini yapar. 23 Ocak 2015. 91 yaşındaki Kral Abdullah bin Abdülaziz ölmüş, kardeşi Selman bin Abdülaziz yeni kral olmuştur. Bizimkinin babası. Bu arada Suudi Arabistan'ın kralı ölünce Türkiye'de de milli yas ilan edilmiş, tüm yurtta bayraklar yarıya indirilmiştir. Yeni kral Selman gözbebeği oğlunu savunma bakanı yapar. Daha 30 yaşında olan Muhammed bin Selman dünyanın en genç savunma bakanı olmuştur. Ona verdiği yetkiler bu kadarla da kalmayacaktır. Ama her şey yavaş yavaş. Güç dengeleri korunmaya çalışılacak, adımlar temkinli atılacaktır. Suudi ailesinde iktidarın kardeşten kardeşe geçme geleneği vardır. O zamanlar veliaht prens, yani kral ölünce yerine geçecek olan kişi, Kral Selman'ın en küçük kardeşi Mükrim bin Abdülaziz'dir. Ancak 3 ay sonra Kral Selman 69 yaşındaki üvey kardeşini görevden alır. Peki yeni veliaht kim olacaktır? Kral Selman oyunun kurallarını bozar. Yeni veliaht ilk defa kardeşler arasından olmayacaktır. Yeğeni olan 55 yaşındaki Prens Muhammed bin Naif'i yeni veliaht prens olarak atar. Bu kararla ilk kez veliahtlık ülkenin kurucu kralı Abdülaziz'in oğullarından torunlarına geçmiştir. Bu Suudi Arabistan'da yaşanan büyük bir siyasi depremdir. Suudi Arabistan kralının seçimini öngören anayasanın 50. maddesinde kral, kurucu lider Abdülaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir hükmü değiştirilerek torunları ibaresi de eklenir. Bu değişiklikle kraliyet ailesinde yer yerinden oynayabilirdi. Ancak Kral Selman akıllıca davranmıştı. Yeni veliaht prens Muhammed bin Naif'in kariyeri başarılarla doluydu. Amerika'da eğitim görmüş, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Siyasal İşler Konseyi Başkanlığı yapmış, ayrıca kendini terör tehdidine karşı mücadeleye adamıştır. Suudi Arabistan'ın terörle mücadele çağrı olarak bilinmektedir. El-Kaide terör örgütünün düzenlediği bombalı bir suikast girişiminden son anda yaralı bir şekilde kurtulmuştur. Yani kraliyet ailesinde ve Arap coğrafyasında saygın ve sevilen bir prenstir. 56 yaşındaki prensin bu yükselişi aile içindeki itibarı sayesinde neredeyse hiç tepki çekmez. Kimse de bu saygın adamın veliaht prensliğine karşı ağzını açamaz. Böylece Kral Selman, krallığı kolaylıkla kurucu kralın torunlarına geçirmiştir. Ancak kralın asıl niyeti, bu kuşak değişiminin ardından en gözde oğlunu ileride kral yapmaktır. Yani Muhammed bin Naif, onun için sadece oğlunun tahtına giden yolunun şoförlüğünü yapmaktadır. Şimdi sahne sırası Muhammed bin Selman'dadır. Kral Selman,
aynı gün savunma bakanı olan oğlunu veliaht prens yardımcısı yapar. Muhammed bin Selman'dan çok daha başarılı olan, Oxford gibi seçkin üniversitelerden mezun olan diğer oğullarını bir kenara iter. Oldukça yetkin ve eğitimli diğer oğullarının Suudi Arabistan'ın yeni kralı olmasını istemez. Kral Selman, Muhammed bin Selman'ın cesaret ve akılcılığına güvenmektedir. Muhammed bin Selman, ileride dedesi gibi bir çöl savaş ağasının modern bir versiyonu olabilirdi. Kral Suudi Arabistan için tam da bunu istiyordu. O yıl Yemen'de iç savaş yaşanmaktadır. Suudi Arabistan'ın en büyük düşmanı İran destekli Husiler ayaklanarak hükümeti devirmiştir. Muhammed bin Selman birdenbire Yemen'de isyancı Husilere karşı askeri bir harekat başlatır. İran'ın ülkemizde savaş başlatmasını beklemeyeceğiz. Savaşın İran'da olmasını sağlayacağız diyerek agresif bir politika izler. Artık Suudi basını Veliaht Prens Muhammed bin Naif'i konuşmak yerine Muhammed bin Selman'ı konuşmaktadır. Merdivenleri üçer beşer atlayacaktır. Veliaht Prens yardımcısı olmasının yanı sıra hükümette 3 farklı pozisyonda bulunmaktadır. Birinci Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı, Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi Başkanı. Tüm bu atamalarla kralın genç yaştaki oğlu ülke yönetimindeki gücünü sağlamlaştırmıştır. Ordu onun elinde, ekonomi onun elindedir. 21 Haziran 2017 sabahı Kral Selman yayınladığı emirle Veliaht Prens Muhammed bin Naif'i görevden alarak 32 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman'ı Veliaht Prens ilan eder. Muhammed bin Naif'in korumalarının değiştirildiği ve Cidde'deki sarayında her hareketi izlenildiği konuşulur. Ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı görevlerinden de alınmıştır. Böylece yeni Veliaht Prens'in gelecekteki tahtını sağlamlaştırır. Gel gör ki Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olması aile içinde tepkilere ve rahatsızlıklara neden olmuştur. Haklılar da. Suudi aileleri arasında paylaşılan ve dağıtılan güç dengesi artık sadece Kral Selman ve oğlunun elindedir. Suudi ailesinde yaşça büyük olan prens veliaht ilan edilmelidir. Muhammed bin Selman ise daha 32 yaşındadır. Yaşlı ve tecrübeli akrabalarını bir kenara iterek tahtın varisi ilan edilmiştir. Muhammed bin Selman bu rahatsızlığın farkındadır. Tahta çıkması hiç kolay olmayacaktır. Önünde çok zorlu bir yol vardır. Yaş ve tecrübe bakımından tahtın kendi hakkı olduğunu düşünen kardeşlerine, kuzenlerine, hatta amcalarına karşı harekete geçmelidir. Şimdi yüksek sesle karşı çıkamıyorlar. Ama babam öldükten sonra bunlar beni tahta oturtmazlar. Öyle pat diye de kral olunmuyor. Kral olabilmesi için babası öldükten sonra Sadakat Konseyi'nin ona biat etmesi gerekiyor. İşte şimdi bu genç ve zeki adam tahtını garanti altına almak istiyorsa bir şeyler yapmalıdır. Suud Kraliyet ailesi üyelerinden oluşan Sadakat Konseyi'ni muhalefeti dize getirme vaktidir. 5 Kasım 2017 Suudi Arabistan'ın en görkemli oteli Ritz-Carlton'da bir toplantı düzenlenecektir. Davetliler, Veliaht Prens Muhammed ve Kral Selman'la görüşmek üzere buraya çağrılmıştır. Ama bu bir tezgahtır. 400'e yakın bakan, üst düzey yetkili, kendi ailesinden prensler ve zengin Suudi iş adamları burada hapsedilir. Gelmeyenler evinden zorla alınmış, otel 5 yıldızlı bir hapishaneye dönüştürülmüş, insanlık dışı sorgulamalar yapılmıştır. Tüm bunlar Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emridir. Muhammed bin Selman, taht yolundaki potansiyel siyasi rakiplerini süpürmek için gayri resmi bir şekilde bu yolsuzluk operasyonunu başlatmıştır. Tabi bu isimler içinde altın tuvaletlerde takılan krallığın en zengin ve en güçlü adamları vardır. Bu operasyonu başlatmak da büyük cesaret ister. Otelde haftalarca tutulanlar arasında Muhammed bin Selman'ın kuzeni, ulusal muhafızların başındaki Prens Mithat bin Abdullah, yine diğer kuzeni olan aynı zamanda uluslararası yatırım firması Kingdom Holding'in başkanı, mega milyarder Prens El Velid bin Talal, merhum Kral Abdullah'ın oğlu ve Riyad eyaletinin eski valisi olan Prens Türkiye bin Abdullah gibi çok güçlü isimler vardır. Çoğu da Muhammed bin Selman'ın hızlı yükselişine içerleyen isimlerdir. Özellikle eski veliaht Prens Muhammed bin Naif'e yakın isimler seçilmiştir. Eski kral Fahd'ın oğlu Prens Abdülaziz ise direnmesi sonucu öldürülmüştür. Buradan sağ salim çıkabilmeleri için bir anlaşma yapmaları gerekmektedir. Veliaht Prens'in emriyle birçoğu işlerinin kısmi kontrolünü veya milyarlarca doları devlete devretmeye zorlandıktan sonra serbest bırakılmıştır. Suudi yetkililer bu operasyondan 107 milyar doların üzerinde paranın kurtarılarak Suudi hazinesine iade edildiğini söylemiştir. İlk kez prenslerinin yolsuzluk nedeniyle yargılandığını gören Suudi halkı ise bu fikri sevmiştir. Prens Mansur bin Mukrin, Kral Selman'ın veliahtlık görevinden indirdiği kardeşinin oğlu. Prens Mansur, bağlantıları itibariyle Suudi ailesi içinde önemli bir yere sahipti. Bu yüzden onun da diskalifiye edilmesi gerekiyordu. Ayrıca görevden alınan diğer Veliaht Prens Muhammed bin Naif'in de danışmanlığını yapmıştı. Yolsuzluk operasyonunun yapıldığı aynı gün Prens Mansur'un içinde bulunduğu helikopter düşmüş ve genç prens hayatını kaybetmiştir. Yine aynı günlerde yapılan bir diğer operasyona gidelim. Lübnan Başbakanı Hariri'ye
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir toplantıya katılması gerektiği söylenir. 4 Kasım 2017 günü Hariri, Riyad'a gelmesinin ardından Suudi Arabistan kanalında canlı yayına çıkartılmış ve şüpheli bir şekilde birdenbire istifasını okumuştur. Bu işte yine Hariri'nin İran destekli Hizbullah'a karşı koymamasına kızan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın parmağı vardır. Tahta giden yolda her yolu mübah gören Veliaht Prens, herkese acımasız yüzünü göstermiştir. Artık onun gücü karşısında kimse dokunulmaz değildir, en tepedekiler bile. Muhammed bin Selman, Suudi tarihinde benzeri görülmemiş bir korku iklimi yaratmıştır. Gel gör ki otoriter Veliaht Prens'in başka bir yüzü daha vardır. Reformcu Prens Muhammed bin Selman. Ana a'taqid enne Avrupa el-cedide hiye şerq el-ausat. Memleke Arabiye Suudiye fil 5 sanawat el-qadime سوف تكون مختلفة تماماً. سودي toplumunu modern dünya için yeniden şekillendirecek Vizyon 2030 programıyla toplumsal reform hareketini başlatır. Kızıldeniz yakınlarındaki izole bir çöl arazisinden yükselecek bir şehir olan Neom'u tüm dünyaya duyurur. Fütüristik şehir, hayalperest prense göre gezegendeki en çekici yaşam ortamı olacak ve ülke ekonomisini petrole aşırı bağımlılıktan kurtaracaktır. Robotların sayısı insanların sayısından daha fazla olacaktır. Veliaht Prens, ülkesinin radikal düşüncelerini derhal yok edip ılımlı İslam'a döneceğinin sözünü vererek tüm dünyayı şaşırtmıştır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Suudi Arabistan, daha doğrusu katı din adamları. Veliaht Prens'in istediklerini yapabilmesi için bu adamların yolundan çekilmesi gerekmektedir. Ancak Muhammed bin Selman'ın en riskli hareketi muhafazakar din adamlarının ve kurumlarının gücünü dizginleme girişimi olacaktır. Buna kalkışırsa tahta giden yolları ancak rüyasında görebilirdi. Ama öyle olmadı. Çünkü reformlar isteyen bu özgürlükçü prens, bir yandan babasının düşündüğü gibi çöl savaş ağasının modern bir versiyonuydu. Öyle ya da böyle, istediğini almasını bilirdi. İlk iş olarak önde gelen din adamlarının birçoğunu tutukladır. Arap dünyasının bilinen alimlerinden Selman Ali Avde ve Şeyh el-Karni gibi 20'den fazla kişiyi içeri aldırmıştır. Reformlar karşısında ağızlarını kapalı tutacaklarına inandıklarını ise serbest bırakacaklardır. Veliaht Prens Selman, Suudilerin %70'i 30 yaşından küçük, dürüst olmak gerekirse hayatımızın 30 yılını aşırılıkçı düşüncelerle savaşarak boşa harcayamayız. Onları hemen bugün yok edeceğiz der. Böyle bir yemin hiçbir Suudi lider tarafından kamuoyuna açıklanmamıştır. Hükümet duyuruyu yapar. Sevgili Suudi halkımız, sokak sokak gezip günah avlayan din polisinin tutuklama yetkisi kaldırılmıştır. Bu Suudi Arabistan gibi bir ülke için çok büyük bir adımdır ve artık devamı gelecektir. Onlarca yıl önce tüm sinema salonları bile kapatılmıştır. Şimdi ise bir bir geri açılır. Şeriatla yönetilen ülkede müzik zararlı olarak nitelendiriliyor ve din polisi tarafından izin verilmiyordu. Bir kafede şarkı bile çalınmazken artık konserler verilmeye başlanır. Ülkede ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı caz festivali düzenlenir. Suudi Arabistan cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın en geri ülkelerinden. Prens Selman ise kadınlara daha fazla hak ve özgürlük vermeye başlar. Onun reformları sayesinde kadınlar artık araba kullanabilir, erkek vasisi olmadan dışarı çıkabilir, çalışabilir, kendi işlerinin sahibi olabilir, spor etkinliklerinde bulunabilir, hatta orduya dahi katılabilir. Veliaht Prens, gelenekleri yerle bir ederek Suudi Arabistan'da yaşamı kökten değiştiren büyük değişiklikler yapmıştır. Dünyaya verdiği, biz artık düzeliyoruz mesajına karşın tüm dünyada itibarını yerle bir edecek bir olay yaşanacaktır. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı. Eski kral Abdullah bin Abdülaziz'in söylemiyle Suudi Arabistan'ın en önemli gazetecisiydi. Ayrıca eskiden istihbarat şefi olan Prens Türkiye Faysal'ın da basın danışmanlığını yapmıştı. Veliaht Prens Muhammed'in döneminde ise yayınlarında az da olsa eleştirel bir dil kullanınca 9 ay yazı yazmaktan ve Twitter'da paylaşım yapmaktan men edilir. Kalemi kırılmıştır. Ülkesinde özgürce düşüncelerini ifade edemeyen bu gazeteci 2017'nin Eylül ayında Suudi Arabistan'dan ayrılarak Amerika'da sürgün hayatı yaşamayı tercih eder. Artık istediklerini yazmakta özgürdür. Washington Post'ta özellikle Veliaht Prens'i eleştiren köşe yazıları yazar. Evimi, işimi, ailemi geride bıraktım. Ama şimdi sesimi yükseltebiliyorum der. Muhammed bin Selman'ın en üst düzey danışmanlarından biri olan Suud el-Kahtani bir gün Cemal Kaşıkçı'yı arar. Ülkede hala saygın bir gazetecisiniz. Suudi Arabistan'a dönün. Artık burada yazmanıza izin verilecektir der. Hatta kendisine Kraliyet Mahkemesi'nde danışman olarak iş teklifi bile yapar. Veliaht Prens'in en güvendiği adamlardan olan Kahtani, risk altında yaşanan insanlık dışı sorgulamaları denetleyen kişidir. Suudi Arabistan'ın en korkulan yetkililerinden biridir. Ayrıca muhalefeti susturmak için kara liste oluşturduğunu açık açık belirterek Suudi basınını kontrol eden isim de odur. Cemal Kaşıkçı verilen güvencenin bir oyun olduğunu
ülkeye dönerse tutuklanacağının farkındadır. Teklifi kabul etmeyerek dönmeyeceğini söyler ve olanlar olur. 2 Ekim 2018, Türkiye'de bulunan Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz'le evlenebilmek için Suud hükümetinden resmi bir evrağa ihtiyacı vardır. Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğundan bir hafta sonraya 2 Ekim gününe randevu alır. Randevu gününde nişanlısıyla beraber konsolosluğun kapısına gelmiş, ona telefonunu bırakarak tek başına giriş yapmıştır. Ancak saatler geçmiş, Cemal Kaşıkçı içeriden çıkmamıştır. Nişanlısı gece yarısına kadar kapıda bekledikten sonra polislere durumu bildirir. Türk yetkililer olayın peşini bırakmayacak, gerçekler bir bir ortaya dökülecektir. O gün sabaha karşı Suudi Arabistan'ın istihbarat ve güvenlik güçlerinden oluşan 15 ajan, Suudi hükümeti tarafından sıkça kullanılan özel uçakla İstanbul'a gelmiştir. Cemal Kaşıkçı'yı pusuya düşürmek için onun randevu saatinden 3 saat önce konsolosluğa gelerek kameraları kapatmışlardır. Cinayet timinin içerisinde Veliaht Prens'in yurt dışı seyahatlerinde yanında götürdüğü kraliyet muhafızı olan Maher Mucret de vardır. Ayrıca Suudi İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir adli tıp ve otopsi uzmanı olan Salah El Tubeyci, yani ekibin temizlikçisi, delilleri karartma uzmanı olarak buradadır. Cemal Kaşıkçı'ya oldukça benzeyen dublör bir adam bulmuşlardır. Muhammed El Medeni. Türk yetkililer cesedi bulamasa da Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğun içinde öldürüldüğünü iddia etmektedir. Suudi hükümeti bu ölümü inkar eder. Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip konsolosluktan çıkan El Medeni'nin Cemal Kaşıkçı olduğunu iddia ederler. Bakın işte öldü dediğiniz adam konsolosluktan canlı olarak ayrılmış derler. Ve Erdoğan şöyle söyler. Veliaht Prens dedi ki Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Oradan çıktıysa dışarıda nişanlısı var. Nişanlısını alıp onunla beraber oradan ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. MİT cinayeti kısa sürede çözmüştür. Cemal Kaşıkçı diye yutturmaya çalıştıkları adam da ayakkabılarını değiştirmeyi unutmuştur. Taksiye binip Sultanahmet Meydanı'na gitmiş. Kalabalığa karışarak bir caminin tuvaletinde kendi kıyafetlerini geri giymiştir. Ayrıca Suudi konsolosluğunu dinleyen Türk istihbaratlarının elinde korkunç ses kayıtları vardır. Ölüm emrini Skype üzerinden görüntülü bağlantıyla veren kişi ise El Kahtani'dir. Demin anlattığım ülkeye dön diye Kaşıkçı'yı arayan üst düzey danışma. 18 gün süren inkarların ardından Suudi Arabistan gazetecinin konsolosluk içinde çıkan bir arbedede öldüğünü söyler. Recep Tayyip Erdoğan cinayete karşı yapılan haykırışlara öncülük etmektedir. Bunun planlı bir cinayet olduğunu söyleyerek öldürme emrini Suudi hükümetinin en üst kademelerinin verdiğini söyler. Türkiye davayı şiddetle takip ederek bir soruşturma açarak ve uluslararası medyayı cinayetin korkunç detayları hakkında bilgilendirerek Suudi Arabistan'ı kızdırmıştır. Suudi Arabistan resmen olmasa da Türk ürünlerine boykot uygular. Türk ihracatçılarına da Suudi Arabistan gümrüklerinde zorluk çıkartılmaktadır. Gelelim Veliaht Prens'in bu işteki parmağına. Emri onun verdiği bilgisi CIA raporlarında yer almaktadır. Veliaht Prens de cinayetle bir ilgisi olduğunu reddeder. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceki ve sonraki saatlerde Prens Muhammed bin Selman Kahtani ile en az 11 mesaj alışverişinde bulunmuştur. Kahtani bir yıl önce bir rehber olmadan başımı sallayabileceğimi mi düşünüyorsun? Ben emirleri yerine getiren bir görevliyim. Veliaht Prensim Muhammed bin Selman'dır ifadelerini kullanmıştır. O inkar etse de Veliaht Prens'in dünyadaki itibarı bu cinayetle yıkılmıştır. Uluslararası baskıların ardından Suudi savcılar ismi açıklanmayan 11 kişiyi cinayetten yargılar ve Ocak 2019'da 5 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını açıklar. Fakat bu bir adalet paradisidir. Hiçbir kraliyet savcısı Veliaht Prenslerine namlunun ucunu koyabilecek bir karar vermeyi göze alamayacaktır. Nitekim Veliaht Prens'in olaya karışan üst düzey yardımcıları aklanmış, emri görüntülü bağlantıyla veren Kahtani gibi isimler tutuklanmamış, sadece resmi görevlilerinden uzaklaştırılmıştır. Suudi Arabistan'da yargılananlar arasında Türkiye'nin asıl sorumlu olarak gördüğü isimler yoktur. Ayrıca 5 hükümlüye verilen ölüm cezası da affedilerek hapis cezasına dönüştürülür. Biden cinayetin ardından 2019'daki seçim kampanyasında onlara bedelini ödeteceğim ve onları gerçekte oldukları gibi parya devlet yapacağım der. Muhammed bin Selman ise umurumda değil, Amerika'nın çıkarları düşünmek ona kalmış. Hadi göreyim seni Biden der. Biden göreve gelince Trump yönetiminin kamuoyuna açıklamadığı CIA'nin desteğiyle hazırlanan ve Veliaht Prens'in cinayetle bağlantılarını içeren istihbarat raporunu yayınlar. Veliaht Prens ise yaklaşık 2 yıl boyunca kamuoyundan saklanarak Kaşıkçı cinayetinin unutulmasını bekler. Dünyada dış politika, güç hesapları ve ulusal çıkarlar üzerine
kuruludur. Çoğu lider de çıkarlarına göre davranma sanatını icra etmektedir. Bu akıllı adam her şeyin normale dönmesi için bekleyecektir. Ne de olsa elinde çok büyük bir koz vardır. Petrol. Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo yüzünden petrol fiyatları yükselince Biden Prens Selman'a muhtaç olmuştur. Suudi Arabistan'dan üretim artışı talebinde bulunur. Ancak Veliaht Prens Biden'ın telefonlarına çıkmaz. Üstüne bir de Suudi Devleti'nin petrol şirketi Aramco, Çin'le dev rafineri anlaşması yaptığını açıklar. 3 yıl önce onlara bedelini ödeteceğim diyen Biden kuyruğunu kıstırmak zorunda kalmış, Veliaht Prens ise Amerika'ya o laflarının bedelini ödetmeye başlamıştır. Biden Suudi politikasında bir U dönüşü yaparak 2022 yılında Suudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret eder. Veliaht Prens de bir araya gelir. Cemal Khashoggi cinayetinin üzerinden sadece birkaç sene geçmiş, Veliaht Prens Muhammed bin Selman eski ününe kavuşmaya başlamıştır. 7 Nisan 2022. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Türkiye, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren Cemal Khashoggi davasını durdurarak insan hakları grupları tarafından kınanan bir harekette davayı Suudi Arabistan'a devreder. Suudi Arabistan'da ise Khashoggi davası çoktan sonuçlanmıştır. Khashoggi cinayetini dünyaya duyuran Türkiye'nin artık bu olayı bir kenara koyarak Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltme vaktidir. Türkiye ekonomisi, değer kaybeden Türk lirası ve %70'in üzerindeki enflasyon nedeniyle zor durumdadır. Türk ihracatçılar, mallarının Suudi gümrüğünde bilerek gereğinden fazla bekletildiğini şikayet etmektedir. Nisan ayının sonlarına doğru Erdoğan Khashoggi olayından sonra ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens'le bir araya gelir. Bu ziyaret sonrası iki ülke arasındaki diplomatik buzlar erimiştir. Birkaç ay sonra da Prens Selman Türkiye'de görkemli bir törenle karşılanır. Öyle ki tüm bakanlarımız prensi karşılamak için sıraya girer. Ardından da müzikli yemeklerde ağırlanır. Ağzı kulaklarında olan Veliaht Prens tüm dünyada itibarını geri kazanmaktadır. İşte Veliaht Prens'in çelişkilerle dolu yükseliş hikayesi böyle. 86 yaşındaki babası Kral Selman öldüğünde Veliaht Prens zaten yönettiği krallığın tahtına oturacak. Peki o ahlaki açıdan iyi bir lider mi? İtibarını geriye dönük olarak cilalamak için çok fazla çaba harcasa da, krallığını modernleştirmek için kadınlara haklarını vererek, Suudi Arabistan gibi bir ülkede hayal bile edilemeyecek reformlar yapsa da, bence o bir yandan da gücü kötüye kullanma potansiyeli olan bir diktatör. İnsan hakları sicilini bir kenara bırakırsa, Suudi Arabistan gibi bir ülkenin başına gelen en iyi şeylerden biri de bu Veliaht Prens olabilir. Suudi Arabistan'da gerçekten bir şeyleri iyi yönde değiştirmek isteyen bir adam. İzâ necahna fî l-khamsânâtil qâdime, sûfâ teltehak fînâ duvel akthar. وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100% الله يعطيك طول العمر يا سيدي Bakalım o tahta oturduktan sonra Suudi Arabistan dünyada nasıl bir oyuncu olacak ya da tahta oturabilecek mi? Hep beraber göreceğiz.